Herkese merhabalar. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Geçen hafta demiştik ki biraz maneviyat konuşurken hocam, aslında neler yapmalıyız? Nasıl oruç tutmalıyız sağlıklı? Çünkü bir taraftan da kalp hastası var, tansiyon hastası var, şeker hastası var. İnsanlar inançlarını da yerine getirmek istiyorlar. Bir başlayalım, anlatalım değil mi? Neleri yapmamız lazım, neleri yapmamamız lazım? Şimdi tabii Allah'ın verdiği en büyük emanet insan vücudu. Biz onu korumakla mükellefiz. Hani biz Allah'ın emanetine eğer dikkat etmezsek, gerçekten eğer inançlı insanlarsak suç işleriz. Yani suç işlemeniz için birini gidip tahammüden öldürmeniz, yaralamanız gerekmiyor. Kendi vücudunuza da zarar veriyorsanız bu da aslında günah. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu söylemeliyim. Yani şimdi Ramazan ayında benim gibi, ben de 7 yaşından beri oruç tutmaya çalışıyorum. Tutamadım, çok nadir günler olmuştur, kazasını yapmışımdır. Şimdi insanlarda hakikaten şu bilinç var. Ya hocam, oruç tutmayınca kendimi kötü hissediyorum. Ya da evdekilerden utanıyorum. Ya da etrafımdan utanıyorum. Zaten bir şey yiyip içemiyorum. Belki bunu geçen hafta söylemedik ama eskiden saygı da çok büyüktü. Hani siz oruç tutamayabilirsiniz, hasta olabilirsiniz, başka sıkıntılarınız olabilir. Ama göstere göstere de insanların karşısında lıkır lıkır çay için, çok güzel bir yemek yemesiniz, saygıdır ama bence. Tabii ki. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bizim toplumumuz bunu çok güzel yapıyor. İnançlara saygılı. Bir kere onu söyleyeyim. Tersini de söyleyin hocam. Oruç tutmadı diye bir de öyle şeyler var değil mi? O zaten çok büyük yanlış. Evet. Hani bizim Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Senin dinin sana, benim dinim aynen bana. Aynen öyle. Yani Peygamber Efendimiz, hani şimdi Yahudilere çok laf ediyoruz ya, Yahudilerle anlaşma yapıp Mekke'de yıllarca beraber barış içinde yaşamışlar. Onları zorla Müslümanlaştırmamışlar. Tabii. Diyorum ya, biz bu peygamberin sadece bıyığını, sakalını örnek alacağımıza, düşüncelerini ve yaptıklarını örnek almalıyız. Dolayısıyla çok kimse önemli. Kimseye karışamaz. Oruç tabii tuttu mu, tutmadı mı? Şimdi tabii burada bir önce dedim, hani vücudumuza iyi bakmalıyız. Şimdi siz kontrolsüz tansiyon olan bir hastasınız. Tansiyonunuz 20'lere çıkıyor, 25'te 10 tane ilaç alıyorsunuz. İşte şeker hastasınız, kontrolsüz bir 300 oluyor, bir 400 oluyor, bir 90 oluyor, bir 30 oluyor. Sizin maalesef tutmamamız lazım. Kesinlikle. Ha hocam, benim tansiyonum regüle. Yani öyle büyük oynamalarım yok. Günde bir tane ilaç alıyorum. O ilacı 2 saat geriye ya da 2 saat ileriye çekebilir miyim? Evet, çekebilirsiniz. Ama doktorunuza danışarak değil tabii mi hocam? Tabii ki. Yani evet. Bunu zaten söylememe gerek yok. Doktor kontrolüyle. Zaten regüle olan hastalar düzenli doktor kontrolüne giden hastalar. Yani hocam, ben tansiyonum bir ilaçla 12-13 çok iyi gidiyor. Demek ki bu insan belli dönemlerde doktoruna gidiyor. Bu kontrolsüz hastalar zaten doktora da gitmiyorlar. Diyet yapmıyorlar. Sigara da içiyorlar. Şekerlerine dikkat etmiyorlar, perişan oluyorlar. Ama bu insanların bazıları zorla oruç tutmaya çalışıyor. Tutuyor. Bunlar kesinlikle yanlış. Peki. Bir kere doktor tutma dedikten sonra tutmayacaksınız. Tamam. Ya da bypass olmuşsunuz, kalbinizde ya da şartlamanızda ya da bacaklarınızda stentiniz var. Ya da ilave ritim sorununuz var. Ben bunu hep anlatıyorum. Kalpte ritim sorunu ne demek? 4 odacıktan oluşur kalp. Biri kasılırken biri gevşer, milisaniyeyle böyledir. Bazen kalpte titreşim bozukluğu olur ve tam kasılmadığı için kan göllenir aşağıda. Kan cıvıltıcı da almıyorsa düzenli ya da alsa da bunu bir türlü yapamıyorsa ne olur? Aşağıda pıhtı olur ve pıhtı serseri mayın gibi nereye? Beyine gelebilir, bacağa gelebilir, her yere gelebilir. Evet. Ben bunu şöyle örnek veriyorum, hep söylüyorum. Bizim İstanbul Boğazı'nın dibinde hiçbir zaman çamur yoktur çünkü akıntı vardır. Duru bir gölün dibi çamurdur. Kalpte de ritim sorunu tam kasılamadığı için orada pıhtı olur. Şimdi bu insanlara, ya sen bir de üstüne oruç tut kardeşim. Kanın cıvık hale gelsin, bir güzel felç ol. Ne oldu? Hani Allah'ın emanetini koruyacaktık. İşte bu yanlış. Bu insanların da oruç tutmaması lazım. İnsanlar da şunu, aslında bunu din alimlerinin anlatması lazım. Benim görevim değil. Ben sonuçta doktorum. İslamiyet'te esas inanıyorsanız namaz kılacaksınız. En önemli farz bu. Oruç da tutabilen herkes tutmalı eğer inanıyorsanız. Tutabilen. Ama doktor tutma dedi. Riskli dedi. Bu insanların tutmaması lazım. Şimdi hocam, ya ben şekerim var ama
Yani arada böyle çok acayip şeyler olur. Bakın şeker yüksekliği, hani anormal yüksekliği olmadığı sürece komaya sokmaz. Peki. Ama düşük şeker beyin hasar yapar. Yani şekerin 30'a düştü. Anında müdahale etmezseniz beyninize hasar gelişir. O zaman onların da oruç tutması çok geriye, tehlikeli. Yani şöyle, biraz önce anlattım ya, regüle ise, ne demek regüle? Ya kontrol altına alınmışsa. Kontrol altındaysa, evet. İlaçları o ritim içerisinde denk geliyorsa, bir de bu insanlara şu öneride bulunmak lazım. Bol su içecekler. Mümkünse iftarda ne yemeliler bunlar? Bol sulu şeyler tüketmeliler. Şimdi hocam şunu söyleyelim. Bu hastalar için konuşalım. Yani regüle ve tutabilenler için konuşalım. Evet. Bir kere sahur atlanmayacak. Kesinlikle. Değil mi? Ve sahurda ne yenecek? Önce öyle başlayalım isterseniz. Şimdi ben tabii annemden örnek verdim geçen bölümde. İşte ağır pişi dediniz işte. Hocam. Pişi olur mu Allah Hayır, aşkına? Ya o zamanlar daha kolay işte unu annem. Çok severim bu arada. Yani ağır yemekler yemeyeceğiz. Mümkün olunca hafif yemeklerle bu işi geçireceğiz. Ne mesela bu kahvaltı. Kalp yani hastaları için özellikle. Yani özellikle az tuzlu. Az tuzlu. Kalp hastaları için ama normal insanlar için de hepimiz için de güzel bir kahvaltı. Susatmayacak şey aslında. Susatmayacak. Değil yumurta mi? Tok tutar mesela. Tabii. Yumurtayı haşlayabilirsiniz ya da 2-3 günde bir kırabilirsiniz. Hı hı. Tabii ki sucuk pastırma yenmemeli. Hem ağız kokusu açısından, çünkü kendini ve çevrendeki insanları rahatsız etmemek adına. Ha, onun yanında mevsimi ise domatesi, salatalı ve mümkünse bu dereotları falan var ya da tereotu var. Tereotu. O tür şeyleri tüketmek bağırsak sağlığı açısından da çok önemli. Yani bunları tüketebilirsin. Sahura mutlaka kalkacağız. Kesinlikle. Yani, yani evet. Sahura kalkmadan bu iş olmaz. Ama ağır hamurlu yiyecekler, yağlı yiyecekler sahurda tüketilmemeli. Şimdi biz alışkanlık çay içiyoruz sahurda. Bence sahurda çok çay da içilmemeli. Bir bardak, iki bardak. İki bardağa geçmemeli. Çünkü o da bir ödem atıcı gibi düşün. Vücutta suyu tutmaz. Ya ben zaten çay içiyorum. İftarda da halbuki çok çay içiyorum. Halbuki su lazım değil mi? Suyu mutlaka yerine koymamız lazım. Yani iftar yaptınız. Ta sahura kadar belki 1,5-2 litre belli periyotlarda su içmeniz lazım. İçmeniz lazım. Aynı zamanda sulu şeyler tüketmeniz lazım. İşte genelde geçen hanıma da söyledim. Genelde iftarda bizde hep Ramazan'da hoşaf yapılır. Ya bu hoşafı niye hiç yapmasın? Ama der o zaman tadı kaçıyor. Hakikaten dediği doğru. Ramazan'da hoşaf çok severim. Ne güzel iftarda şeydir, o hoşafı yemek ayrı bir tat. Evet. Hoşaf gibi şeyler tüketilebilir. Şeker hastalığınız yoksa. Aynı zamanda cacık benzeri. Daha az şekerli belki değil belki. Mi? Belki. Şeker yani, katmadan yapılabiliyor olabilir, çünkü. Olabilir. Evet. Mümkün olduğunca az yağlı yiyecekler, yani böyle çok yağlı yiyecekler, ağır yemekler, bir de birden yüklenmemeli. Şimdi onu söyleyeceğim hocam, şimdi iftar sofraları tabii insanlar da aç bir anda yükleniyorlar. Sonra korkunç bir şişkinlik hepimize oluyor yani, inanılmaz ağır kalkamıyorsunuz yerinizden, hasta olmayan da bile oluyor, hasta olanı düşünemiyorum. Orada da şöyle bir tehlike var, şimdi siz mideniz böyleyken birden böyle oluyor. Şimdi bunu nasıl sindireceksiniz? Kanı beyin bütün vücuda diyor ki kanı mideye gönderin. Bu sefer bütün kan mideye hücum edince ne oluyor? Uykunuz gelmeye başlıyor. Uyku tansiyonunuz hali düşüyor. Geliyor, evet. Tabii. O arada şeker dengesizliği kan şekeri, oluyor. Acayip evet. Değişimler oluyor. Bu sefer de uykunuz geliyor. Oturduğunuz yerde uyumaya başlıyorsunuz. Özellikle kalp hastalarına şu uyarıda bulunmak lazım. Ağır yediniz, hadi yürüyün. Sakın ha. Tam mideyle yürümeyin. Mideniz şişken yürümeyin. Bak tersini düşünürdüm. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ne olabilir? Çorba içersiniz. Şöyle bir yarım saat, 10 dakika sohbet ederken bu gurme restoranlarda öyle olur. Ben bir kere ara verirler değil mi? Hollanda'da bir yere gittim. Gurme restorana götürdüler beni. Aç kaldım. Yemek geliyor. Ya neredeyse onu sindirip atıyorum neredeyse. Sonra ikinci yemek aslında geliyor. Aslında çok sağlıklı değil mi? İnanılmaz. Ya sonradan kendi kendime düşündüm. Ya elin Avrupalısı aslında doğrusunu yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Kebapçıya gidiyoruz. Önce bir yanında garnitürler gelir. Ondan saldırırsın. Bunu. Zaten aç oturmuşsun. O arada kebap gelir. Peşinden bir daha gelir. Sonra tatlı gelir. Sonra biz 15 dakikada yemeği bitiririz. Doğru. İşte Ramazan'da da aynı hatayı yapıyoruz. Bu yanlış. Hani diyeceksin hocam bir saat mi oturacağız? Yok bir saatte oturmayalım ama
Yavaş yavaş, sindire normal sindire. Süre nedir hocam? Yemeği ne kadar sürede tüketmek lazımdır? Yani şimdi tabii yemeğin soğuması, hazır gelmesi, fırından ne kadar zamanda çıkması. Bir de bizde kural vardır ya, Türk mutfağında biraz önce basit şeylerle başlarız. Evet. İşte çorbayla başlarız, ara sıcaklarla başlarız. Aynen. O arada neler vardır? Salata vardır. İşte bir şeyler bir de, vardır yanında. Bir de Ramazan'da özeniriz. Hanım sağ olsun annelerimiz çok güzel sofralar kurarlar. Ama bu arada yemek gelir. Yemeğe yer kalmaz. Ama şimdi bu sefer anne başında, hadi bunu da yiyeceksin. Yahu yedik de ben çorba içince kesiliyorum. Tabii. Halbuki çok acıkıyorsunuz. İnanılmaz. Zannediyorsunuz ki her şeyi yiyeceksiniz. Bana zaman zaman öyle şeyler oluyor. Çorba için ya da bir şey elince... Bak aslında bu da belki enteresan. Açken alışveriş yapmakla tokken alışveriş yapmak çok aynı doğru. şey değil biliyor o musun? O kadar doğru ki. O yani kadar o yüzden doğru. Ben genelde de hep açken alışverişe gidilir. Giderim. O yüzden gereksiz hanım şeyler. Hanım bana der ki yoğurt al, şunu al, bunu al. Ya bir gelirim 2-3 file dolmuş. Ya bunlar ne? Vallahi canım istedi. Ondan aldım, bundan aldım. Hele Ramazan'da bu acayip pik yapar. Belki buradan bir uyarıda bulunalım insanlara. Tokken. Biz gerçekten yemedik, yedirdik demek için çoluğumuz, çocuğumuz gözü kalmasın diye her şey alıyoruz. Ama maalesef çok da heba ediyoruz. Evet. Yani belki buna çok dikkat etmemiz lazım. En azından bu ayda. Ramazan'da özellikle çocuklarımıza tutumlu olmayı, açgözlü olmamayı, belki onu öğretmek açısından da bu önemli. Hastalar için de bu çok önemli. Hastalar da aslında şimdi bakıyorsunuz Ramazan'da acayip bir sofra diziyorsunuz. Adam oruç da tutamıyor ama o sofrada o da yemek yiyor. Tabii. Bu sefer gözü kalıyor. Eşlik ya ben ediyor. Şundan, evet. Ya baba ye bir şey olmaz bir kere ye. Bir kereden hadi Ramazan bir şey olmaz. Tatlı ye falan. O oluyor bir kereden bir ben şey. Ben sana şu gerçeği söyleyeyim. Mesela biz en çok kalp krizi, mide rahatsızlığı, mide kanaması, mide delinmesi, inme Ramazan aylarında görüyoruz. Tuhaf değil mi? Neden? Ya işte diyorum ya bu insanlar... Bir anda. Ya hem o yeme alışkanlığından dolayı hem uzun süre oruç tutuyorsun. Kanın bu şey yapıyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Ben gençken çorba çok yaptım evde. Bazen unuturdum. Mercimek, bir tek yaptığım çorba da mercimek çorbasıydı. Acayip kaynarmış. Bir bakardım, ulan üstüne su dökmem lazım. Evet. İnsan vücudu da böyle. Kapalı aynen. bir sistemde siz sıvı kaybediyorsunuz. O sıvıyı yerine koymazsanız, ki koyamıyorsun, 16 saat içemiyorsun. Ne oluyor bu sefer? Kanın cıvıklaşıyor. Bilgin de yok. Kalp hastası olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Pat diye kalp krizi geçiriyorsun. Oo. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Özellikle risk faktörü olan, ailesinde erken yaşta ölümler, erken yaşta inmeler olan insanlara şu temennide bulunmak lazım. Oruç tutuyorsanız da dikkat etmeniz lazım. Bak ailende hikaye var, sende de olabilir. Bir de hocam mesela Covid sonrası, Covid aşıları sonrası da zaten Ramazan daha riskli diye düşünüyorum. Çünkü Covid dönemi diye bir şey sizinle konuştuk, evet, bir evet. şey atlattık. Evet, dolayısıyla evet. normal değiliz, eskisi biz değiliz yani. Tabii ki öyle. Yani bir de sıkıntı şu, bakın normal şartlar altında acil şartlarda bir hastaneye gidip tedavi olma şansınız, tam teşekküllü bir hastanede %100 başarıyla tedavi olma şansınız %70 falan, %30 olamayabilirsiniz. Niye? Yani şu anda sağlıkta erişim çok kolaylaştı, her köşede bir hastane var. Ama etkili eleman bulamayabilirsiniz o saatlerde. Hafta sonu, gece, bayramda, yılbaşında. Ya zaten insanlar, kaybedilen insanların büyük bölümü anormal saatlerde gelen insanlar. Oluyor, yoksa elektif şartlarda bu saatte git hastanede bir sürü doktor var. Aha. Ya gece yarısı ne oluyor? Doğru. Oradaki arkadaş seni atlayabilir, gözden kaçabilirsin. Tabii. Tam teşekküllü bir hastaneye varamayabilirsin. 112 en yakın sağlık kuruluşuna götürüyor. İnme geçirdin. Orada inme merkezi yok. Tabii. O yüzden bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Peki hocam, sahur konuştuk, iftar konuştuk. Uyku, uyku ve egzersiz de söyle. Şimdi tabii Ramazan ayında uyku bölündüğü için yani şimdi siz normal zaten Ramazan'da erken de yatsanız 12'den önce yatamıyorsunuz. Çünkü iftar
bitmesi, oturman, tabii, çay, çeker, ona kadar oturma. Ondan sonra da uyuyayım dediğine kadar hemen saat uyumaya, 12 evet, oluyor. Saat 5.30'da sabah namazı okunuyor. O arada 5.5 saatim var. Ya 5'te kalkıyor, hele hanımlar belki 4.30'da kalkacaklar, tabii, sofra hazırlayacaklar. Sonra bir daha uyuyorsun, işe gitmek zorundasın, 7.30-8, 3 kere uyanıyorsun. Tabi bu sıkıntılı bir süreç ama emekliler için, belki onlar tekrar sahurdan sonra, sahur yedikten sonra uyuyabilirler. Evet. Gün içerisinde şekerleme yapabilirler, eğer müsaitleri, evet, varsa. Çünkü insanların şekerlerinde bir dengesizlik olunca ister istemez günün belli saatinde bir ağırlık çöküyor. Hmm. Ama benim tavsiyem bir hekim olarak, eğer yaptığınız iş çok önemli bir işse, dikkat gerektiren bir işse, mesela torna ustasısınız, elinizle iş yapıyorsunuz, dikkatsizlik parmağınızı koparabilir. Evet. Mesela eğer öyle bir şeyler yaşıyorsanız oruç tutmayın kardeşim. Şimdi size tam onu soruyorum. Siz de cerrahsınız hocam. Zaman zaman hissettiğiniz, tutmadığınız olmuş mudur mesela? Ya şöyle, benim tabii gün içerisinde de benim yemem çok dengeli değil. Hmm. Hani yoğun çalıştığım için biraz da alışkınım açıkçası. Hmm. Ama tabii ki benim de çok kötü hissettiğim, tutamadığım günler olmuştur. Yani çünkü ya konsantrasyonu da bazen bozabiliyor değil mi hocam? Ki. Ama şöyle bir artımız var bizim. Genelde sabah saatlerinde ameliyat yaptığımız için. O saat daha dinç oluyoruz. O saatte daha dinciz. Evet. Genelde öğleden sonra akşam ameliyat almıyoruz. Acil bir durum olmadığı sürece. Çünkü hocam sürece. Ramazan'da da mesela en çok trafik kazası Ramazan'da, evet, oluyor. Evet, evet. Değil mi? Maalesef. Maalesef. Peki dikkat edeceğiz. Kalp ve tansiyon hastalarına son olarak ne söylemek istersiniz Ramazan için? Yani benim hep söylediğim laf sadece Ramazan için değil, genel olarak söylüyorum ama Ramazan'da çok dikkat etmemiz lazım. Düzenli yaşayacağız. Düzenli, işte yemekten 3-4 saat sonra yürüyüş yapacağız. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Ramazan'da daha fazla getirmemiz lazım. 2, Ramazan bir fırsat ayı olmalı. Sigaradan uzaklaşın kardeşim. Bırakın işte. Bırakın. Genelde şöyle der hastalar. Hocam vallahi Ramazan'da bir tane bile içmiyor. Lan işte bırak. Sigarayla açıyorlar iftarı hocam. İşte yanlış. Evet. Sigarayı bırak. Bu fırsat ayı. Gerçekten hayırlı bir ay. Sizin sağlığınız için de size güzel haberler getirmeli. Sigarayı eğer siz 16 saat içmiyorsanız demek ki 24 saatte içmeyebilirsiniz. Diyelim. Bence bir fırsat olsun bu. Buradan duyuralım efendim. Haftaya görüşmek üzere.